Senaryobasket.com İstanbul ofisten herkese merhaba. Senarist ve yapımcıları buluşturan platform Senaryobasket.com'a hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda senaryolarımızı platforma nasıl yükleriz uygulamalı olarak onları göstereceğim. Platforma ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyoruz. Eğer şöyle bir ikon varsa platforma giriş yapmışız demektir. Ben göstermek için bir çıkış yapayım. Dilim değişti. Tekrar Türkçe'ye alıyorum. Yazar paneline tıkladığımda kayıt olma ya da giriş yapma ekranı geliyor. Kayıt ol ekranı gördüğünüz gibi gayet sade, kolay. Eğer kayıt olurken bir problemle karşılaştıysanız ve aşamıyorsanız, sıkça sorulan sorular kısmında da aşamıyorsanız hemen ana sayfaya geliyorum. Hızlı erişim menüsünden bize ulaşın kısmına tıklıyorum. Lokasyon olarak hangisi işinize geliyorsa buradaki maillerde lokasyon olarak hangisi sizin için idealse buradaki iletişim adreslerinden hatanızı ekran görüntüsü alarak iletebilirsiniz. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Yazar paneli kısmına geldim. Neden kaydolma ekranını gösterdim? Çünkü kaydolurken istenilen bilgiler hem yazar hem de okur, yani hem senarist için hem de yapım adına iş gören ya da senarist menajeri olmak isteyenler için ortak bilgiler. Ama senaryo yüklerken senarist için ekstra bilgiler gerekecek. O yüzden bu ekranı göstermek durumunda oldum. Şimdi giriş yapıyorum. Panelime geldim. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Evet, ikondan da göreceğiniz üzere şu an platformda giriş yapmış durumdayım. Arkadaşlar, ana sayfanın birkaç noktasından senaryo yükleme kısmına erişebiliriz. Sağ üstte senaryo yükle sekmesine tıklayarak yükleyebilirim. Ya da yazsat kısmında alt banner'da, alt slider'da hemen başla sekmesine tıklayarak yükleyebilirim. Ya da kendi panelime giriş yapıp sol menüden ya da buradaki arayüzdeki şu pencereden senaryo eklemeye başlayabilirim. Senaryo ekle diyorum. Şu an bana bir uyarı verdi. Gördüğünüz gibi boş alanları doldurmalısın dedi. Burada üyelik bilgileri kısmında hem senarist için hem de yapımcı için gereken ortak bilgiler vardı. Ama senaryo yüklemeye başladığımda benden banka bilgilerini de doldurmamı istedi. Doğum tarihi, adresim, posta kodum, IBAN'ım, SWIFT kodu ve gerekiyorsa diğer banka bilgileri. Burası neden önemli arkadaşlar? Çünkü benim senaryoma, yüklediğim senaryoya bir yapımcı ya da bir yapımcı adına ya da yapımcı adına iş gören biri ya da senarist olarak beni temsil etmek isteyen bir menajer senaryoma erişim ve benimle iletişim kurmak istediğinde bir bedel ödüyor ve platform bu bedeli senariste gönderiyor. Kendisi almıyor. Çok ufak bir kesinti yapıp senariste gönderiyor bu bedeli. Bu bedelin senariste ulaşması için arkadaşlar bu bilgileri doldurmamız gerekiyor. Eğer bu bilgiler doldurulmamışsa senaryo yükleme yapamıyoruz. Ben şimdi bu bilgileri dolduruyorum. Arkadaşlar, banka bilgilerimi doldurdum. Eğer siz Türkiye'de bir bankayla çalışmıyorsanız, IBAN yerine başka bir hesap adına sahipseniz, hemen dil değiştirerek göstereyim. Örneğin banka hesabı ya da sadece iki bilgi değil, banka bilgilerinizi vermek için birden ikiden fazla ya da banka bilgilerinizi platforma kaydetmek için transfer alabilmek için ya da
ödeme transferi alabilmek için banka bilgileri 2'den fazlaysa diğer banka bilgileri olarak o sekmeyi doldurabilirsiniz. Tekrar Türkçe arayüze dönüyorum. Ve yazar protokolü, okur protokolü ve KVKK'yı okudum, anladım yapıyoruz arkadaşlar. Buralara tıklayarak da bu protokollere erişim sağlayabiliriz. Ya da ana sayfanın hızlı erişim menüsünden de her bir protokole teker teker erişim sağlayabiliriz. Kaydet diyorum. Arkadaşlar, profil ayarlarından eksik banka bilgilerimi doldurmuş oldum. Şimdi tekrar senaryo ekle diyorum. Ve gördüğünüz gibi senaryo ekleme arayüzü ekranıma geldi. Senaryo detayı kısmında senaryomun adını yazıyorum. Evet. Senaryo detayında senaryo ismi kısmına senaryomun adını yazıyorum. Dili Türkçe seçiyorum. Dizim, senaryom mini dizi, dijital platform dizisi ve hatta sosyal medya içeriğine de uygun. O yüzden kontrolle çoklu bir seçim yaptım. Ana kategorisini belirliyorum. Arkadaşlar, bunlar çok önemli. Yapımcılar kendisi için ideal senaryoyu bu filtreler sayesinde bulacak. Kontrol ile psikolojik türünü seçtim. Sonra varsa evet komediyi seçtim. Ana kategoride yine kontrol tuşuyla çoklu bir seçim yaptım. Alt kategoride arkadaşlar acı tatlıyı seçtim. Birden fazla tercih yapacağım. Kara mizah alt kategorisini tercih ettim. Kara mizah alt kategorisini seçtim. Tek mekanda geçen alt kategoriyi seçtim. Bunlar yapımcı için, bu filtreler yapım için önemli. Bir de hapishane temalı bir alt kategori hatırlıyorum. Evet. Alt kategoride de kontrol tuşuyla 4 filtreleme yaptım. Arkadaşlar, senaryo detayında tarzı satırı yapıma, projenin konusuna, akışına, temasına dair çok hızlı fikir verebilen bir satır filtrelemede yer almıyor ama senaryonuzu inceleyen, senaryo projenizi inceleyen yapım için çok hızlı kanaat ve karar oluşturabiliyor. Şu an platforma yüklemiş olduğum Ölümle Şaka Olmaz adlı senaryo projem, bir idam mahkumu ile gardiyanı arasında geçen tatlı sert atışmaları, anekdotları içeriyor. O yüzden bu türde yapılmış en başarılı projeyi bu satıra ekliyorum. Şöyle yazıyorum. Tek tırnak açıp Dead Man Walking gibi. Hiçbir senarist kendi senaryo projesini yapılmış farklı bir işle benzetmek istemez. Ama arkadaşlar, bu tarzı kısmı yapımda önemli bir fikir oluşturacaktır. O yüzden önemli. Yaratma, buradan özgün seçeneğini seçiyorum. Çünkü uyarlama, esinlenme ya da yeniden yapım değil. Hedeflediği kitle, toteli tercih ediyorum arkadaşlar. Biraz daha niş bir iş değil ya da erkek izleyiciye yönelik ya da kadın izleyiciye yönelik ya da gençlere yönelik bir iş değil.
Totali seçiyorum. Senaryo sayfa sayısı yine yapım için önemli bir filtre. Benim yazdığım mini dizinin her bir bölümü ortalama 7 sayfa. Karakter sayısı 1 ila 3'ü tercih ediyorum. 2 ana kaslı bir mini dizi. Senaryo zamanı dönem, günümüz, gelecek, distopik. Tanımsız bir zamanda geçen senaryo projesi olduğu için distopiyi seçiyorum. Senaryonun geçtiği yer. Hikayem özellikle bir İstanbul, Londra, Los Angeles gibi önemli bir şehirde ya da lokasyonda geçiyorsa belirtiyorum. Eğer geçmiyorsa tireyle boşluk bırakıyorum. CGI kullanıp kullanılmadı. Pardon. CGI kullanılıp kullanılmayacağı. CGI gerekiyorsa gerekli ölçüde tercih yapıyorum. Benim senaryomda CGI'ye ihtiyaç yok. Prodüksiyonel olarak ekstrem bir sahne varsa yine buradan seçmem gerekiyor. Yine benim senaryo dosyamda, yine benim senaryo projemde ekstrem bir sahne yok. Çocuk aktör yok. Yaşlı aktör yok. Pet aktör yok. Senaryonun kaleme alındığı yıl, senaryomu yeni yazdım. 2024'ü seçtim. Şimdi de tıklayabilirim. Diğer detaydan sonra da tıklayabilirim arkadaşlar. Açıklama kısmına geliyorum. Bu alan senaryonun yazarı olarak benim kendimi yapıma, yapımcıya sunduğum, tabiri caizse pazarladığım alan. Olabildiğince sade ve işlevsel kullanmalıyım. Şimdi senaryo projemi, yapımı anlatıyorum. Açıklamamı yazdım arkadaşlar. Şimdi All Project sekmesine geliyorum. Arkadaşlar burada bir yönerge var. Ölümle şaka olmaz projemin tüm bileşenlerini tek bir dosya olarak buraya yüklemem lazım. Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Senaryobasit.com'a yüklediğimiz dosyaların PDF uzantılı olması gerekiyor. Hemen senaryo dosyama erişiyorum. Ben senaryomu Word'de yazdım. Bunların hepsini şimdi PDF olarak çıktı alacağım. Ve teker teker senaryobasit.com'un robotunu kullanarak tek PDF'de birleştireceğim. Evet arkadaşlar, ben senaryoları Word'de yazdığım için 8 bölümü farklı kaydetle PDF olarak çıktı aldım. Karakter analizi, logline area, sinopsisi hepsini PDF olarak çıktı aldım ve PDF'ler klasörümde tutuyorum. Şimdi PDF birleştiricisini seçiyorum. Evet arkadaşlar, PDF klasörüne giriyorum. Yine kontrol ile seçiyorum. Önce logline'ı seçtim. Sonra sinopsisi seçtim. Sonra karakter analizini seçtim. Sonra birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm, altıncı bölüm, yedinci bölüm ve sekizinci bölümü seçtim. Aç dedim. İndirilenlere geldi. Otomatik olarak birleşmiş adını verdi. Ben klasörden birleşmiş adıyla ölümle şaka olmaz klasörün içerisine aldım. Arkadaşlar birleştirmiş olduğunuz senaryo dosyasını yeniden isimlendirmenizi öneririm. All Project olarak isimlendirdim. PDF dosya birleştiricisinden burada zorunlu olanları yükleyip birleştirdim arkadaşlar. Neler zorunlu? Yan tarafında varsa yazmayanların hepsi zorunlu arkadaşlar. Eğer bunlardan herhangi birini
Bu yönergeden herhangi birini eksik yüklerseniz muhtemelen senaryonuz onaylanmayacaktır. Şimdi yükle diyorum. Ölümle şaka olmaz. All projects PDF dosyasını seçtim ve yükledim arkadaşlar. Afiş kısmına geliyorum. Eğer senaryo projenizin afişi olmazsa yine senaryo dosyanız onaylanmayacaktır arkadaşlar. Ben şöyle basit, sade bir afiş çalışmıştım. Onu yüklüyorum. Yükleyeceğimiz afişin şu formatlara uygun olması gerekir. Logline kısmı. Arkadaşlar ben logline dosyamı da burada birleştirdim, yükledim. Çünkü bu birleştirdiğim ölümle şaka olmaz all projects dosyası senaryobasket.com platformu tarafından benim adıma, benim dilimde zaman damgası vurulacak ve bir sertifika çıkacak. O yüzden logline, yani projemin tek cümlelik özeti de bu koruma altına alınsın isterim. Ve hatta kısa özeti, Arya'nın da o koruma altına alınmasını isterim. O yüzden ben logline ve Arya'nın da yazılı olduğu dosyayı PDF yapıp All Project dosyasının içerisine katmış oldum. Eğer sizin afişiniz de bu koruma altında olsun derseniz afişinizi de şu formatlardan PDF formatına dönüştürüp All Projects dosyasının içerisine alın ki ona da zaman damgası vurulmuş olsun. Ben şimdi 8 bölümlük mini dizimin tek cümlelik özetini buraya yazıyorum. Evet, tek cümlelik logline'ı yazdım arkadaşlar. Şimdi kısa özeti, sinopsis değil, kısa özeti araya yazıyorum. Kısa özetimi de yazdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, FP satırında senaryonuzun ilk sayfasını PDF ayrıştırıcı robotlardan ya da oluşturduğunuz uygulamanın ilk sayfasını resim olarak çıktı alarak FP dosyasıyla oluşturmanız gerekiyor. JPG formatında senaryomun ilk sayfasını yüklüyorum. Arkadaşlar, yapıma senaryonuzun nasıl başladığına dair fikir sunması açısından, minimalist bir referans oluşturması açısından önemli. SP satırı ise senaryo dosyanızda güvendiğiniz mizansen, diyalog ya da sekansiyel olarak özellikle yapıma göstermek istediğiniz, ufak bir sunum yapmak istediğiniz sayfayı yükleyebilirsiniz. SP sayfası, örnek sayfa, senaristin istediği herhangi bir sayfadır arkadaşlar. Eğer FP ve SP satırlarından herhangi birini boş bırakırsak yine senaryomuz onaylanmayacaktır arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Şu an logline'ım, array'ım, FP ve SP satırları da yüklenmiş oldu. Arkadaşlar, afiş, logline, array, FP ve SP ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulan bir alandır. O yüzden tek cümle özeti olan logline'da, kısa özet olan araya'da senaryonuzu sunarken dikkatli davranmanız gerektiğini size tekrar hatırlatıyorum. Gerekli uyarılar, yazar protokolü, okur protokolü ve KVKK'da geçiyor ama unutmayın arkadaşlar, All Project dosyası zaman damgası ile koruma altına alınmış olsa da görsel sunumda yer alan şu 5 kategori platformda açık olarak herkese sunulmaktadır. Sizin tek cümle özetiniz ve kısa özetiniz senaryonun içeriğine dair teşvik edici, merak uyandırıcı olması gerekir. Tüm fikri ya da ana fikri doğrudan sunmanız tehlike arz edebilir. Evet arkadaşlar, yazar protokolü, okur protokolü ve KVKK nedir? Onu göstermiş olalım.
burada, nelerin sorumluluğu bizde, nelerin sorumluluğu protokolde ve nelerin sorumluluğu okurda oluyor. Teker teker açıklanmış arkadaşlar. Bunları mutlaka önemle ve hassasiyetle okuyun. Okumadan okudum anladım seçeneğini seçmeyin arkadaşlar. Değişiklikleri kaydet diyorum. Evet arkadaşlar, senaryom yüklendi. Gördüğünüz gibi senaryolarım sekmesinde Ölümle Şaka Olmaz adlı mini dizim onay bekliyor arkadaşlar. Muhtemelen onay hızlı bir şekilde gelecektir. Onay geldikten sonra da senaryolar kısmında nasıl göründüğünü size göstereceğim. Evet arkadaşlar, senaryom incelendi. Tüm satırları ve tüm sekmeleri eksiksiz doldurduğum için gördüğünüz gibi senaryom onaylanmış oldu. Şurada senaryomun aktif, otomatik olarak aktif olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ben buradan eğer senaryom yayınlansın istemiyorsam pasifi seçebilirim. Ya da bir yapımcı benimle iletişime geçti, senaryoma erişti ve benimle iletişime geçti. Ve şu an senaryo masadaysa pre-prodüksiyon aşamasını seçebilirim. Ya da artık prodüksiyon başladı, çekimleri başladı, takvim kondu, o zaman prodüksiyonu seçebilirim. Ya da senaryom kendi projesinde yayınlanıyor, yayınlandı, öyleyse yayınlandığı seçebilirim. Şimdi ben aktifi seçtim ve ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada bakın komedi kısmında senaryomun yer aldığını görüyorum. Eğer senaryomun satışı gerçekleşti ise ve okumalar başladıysa pre-prodüksiyonu tercih edip hedefe ulaşanlar kısmında senaryomun üzerinde şuna benzer bir kurdele ile pre-prodüksiyon aşamasında olarak ya da yayınlandı olarak ya da prodüksiyon aşamasında olarak görebileceğim. Arkadaşlar senaryom şu an şuradan erişim sağlayayım. Senaryolar kısmından erişim sağlayayım. Gördüğünüz gibi senaryomun görsel sunumda afişi, logline'ı, arayası, FP yani ilk sayfası ve SP benim seçtiğim bir sayfa herkese açık bir şekilde sunuluyor. Yapımın ihtiyaç duyduğu datalar senaryo detayı kısmında yer alıyor. Açıklama sekmesinde benim yapıma seslendiğim, kendimi sunduğum, pazarladığım ifadelerim yer alıyor. All Projects'te senaryoma erişim, benimle iletişim kurmak isteyenler için bir yönerge arkadaşlar. Erişim iletişimi seçenler bu yönergeleri okuyup buradaki tutarı ödeyerek senaryoma erişebilecek, benimle de iletişim kurabilecek. Şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu bedelin ufak bir kısmı komisyon olarak platforma kalıyor ama yüksek bir kısmı senariste yatırılıyor. Ve bu bedel senaryo satın alım bedeli değil arkadaşlar. Sadece senaryoya erişim, senarist ile de iletişim bedeli. Artık senaryoyu satın alma süreci yapımcı ile senarist arasında gerçekleşmiş oluyor. Senaryobasket.com senarist ile yapımcıyı bir araya getiren bir platform. Senaryonun satım süreçleri ve diğer telif hakları senarist ile yapımcının birebir diyaloğu arasında gerçekleşmiş oluyor. Eğer Ölümle Şaka Olmaz senaryoma bir erişim iletişim gerçekleşmişse yazar panelinden arkadaşlar yapılmış bir erişim iletişim varsa
bu sekmeden takip edebiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir iletişim bedeli yok. Ya da erişim iletişim yapılmış, henüz platform aktarmamışsa o tutarları buradan görebiliyorum. Aktarmışsa da ödemeler kısmından yani bana transfer edilen ödemeleri buradan takip edebiliyorum arkadaşlar. Yüklediğim senaryonun düzenlemelerini bu sekmeden yapabilirim. Yaptığım her düzenleme tekrar onaya sunacaktır. Unutmayalım. Yüklediğim senaryoyu da buradan All Project kısmından indirebilirim. Takip eden videoda zaman damgasını nasıl görebilirim ve zaman damgası sertifikamı nasıl edinebilirim? Hızlı erişim menüsünden onu anlatacağım arkadaşlar. Senaryobasket.com'a senaryo yükleme süreci bu şekilde arkadaşlar. Senaryobasket.com İstanbul ofisinden herkese keyifli, başarılı yazma serüvenleri diliyorum. Görüşmek üzere.